Avusturya Arabikler Federasyonu 2009 yılında inanç olarak bir başvurusu var Avusturya hükümetine. Bu başvurusunda Roma'dayken kendi toplumumuz içerisinde bir müdahil olma başladı, bir hareket yaptılar. Ve Avusturya'da İslam inancının içerisinde tanınmalar isteniyordu. Bu tanımada Avusturya Alevikler Federasyonu kendi özgün Alevi inancı tanınması için Avusturya hükümetine başvurusu söz konusu. Bu söz konusunun içerisinde İslam yasası tanıldığından dolayı Türkiye'deki ve Avusturya'daki hükümetlerin ve bürokratların bir tüzük hazırlamasında İslam yasasında bir yasayla yönetilmesi için bir dayatma dayattılar. Yani İslam, Şii İslam, Sünni İslam, Alevi İslam diye bir maddenin içerisinde, bu kollar içerisinde bir yasayla tüm dünyadaki yaşayan, Müslüman yapan İslam'ı yönetme yasaları geliştirdiler. Biz bu yasaya dedik ki sığmayız. Biz bu yasayı kabul etmiyoruz dedik ve o aşamada hem Türkiye'de olsun hem de Avrupa'da olsun, Avusturya'da özellikle olsun, belli bir kurumların çalışmasıyla İslam içerisinde bir kol olarak, beşinci mezhep olarak kabul edilen bir İslam Alevi inanç topluluğu türedi. Bunun akıl hocaları özellikle son zamanlarda biliyorsunuz Cemevi, Aşevi, cami ile birlikte bir konsept oluşturan İzzettin Hoca'nın ve Fethullah Gülen'in beraber yaptığı bir konseptle birlikte böyle bir Alevilerin başına bir İslam kelimesi getirerek Avusturya'da bunu kabul etti. Mahkeme sonucunda da mahkemelerde de kabul görmedi bizim davalarımız ve 2018 yılında bütün Avusturya'daki yüksek mahkemelerde dahil ve mahkeme sürecimiz bitti. Bittikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk biz. Yani bundan 4 sene önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk ve 2 sene sonra yani 4 sene sonra 2022 yılında Avusturya Alevikler Federasyonu'na gelen mektupta Avusturya'ya da geldi, bize de geldi ve tanınmak zorunluluğundan dolayı masaya oturduk. 5 hafta bir görüşme oldu. Bu 5 hafta içinde biz dedik ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi tanıdı. Önce bunu tanımanız gerekiyor. Yoksa biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davayı çekmeyeceğiz. Onlar da bizim çekilmemizi istediler. Ve çekilmeyince biz dedik ki önce bizi kabul edin. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çekilelim. Yoksa çekildikten sonra bu işin olacağına inananlardan değiliz dedik. Ve bunlar 5 hafta itiraz etme hakları vardı. Kabul etmeyince Avusturya hükümeti 22 Nisan 2022'de tanımak zorunda kaldı bizi. Ve tanıdıktan sonra tazminat davası açmak istedik. Ve 13 yılımızın kaybını bir an önce hemen bütün resmiyette, kurumsal, hukuksal, sosyal yaşamda neler kaybettiysek o kazanımımızı bize vermeleri gerekiyor. Çünkü 5 sene beklememiz lazım kazandıktan sonra. Ama bunlar dediler ki hayır, biz 13 sene geçti ama zaman geçmiştir, biz yapamayız, tanıldınız, 5 sene bekleyin dediler. Biz dedik ki o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çekilmiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devam etti. 30 Ocak'ta da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne cevap geldi. Ve tekrar bizi haklı buldu. Zaten bazı yorumcular da bunu anlayamıyor. Bizi kendilerinin istediğine uymadığımızdan dolayı Avrupa İnsan Hakları'na başvurduk da bunu kazandık. Dolayısıyla biz Alevi kurumu olarak istediğimiz gibi Aleviliği ve Alevi tanımını yaptığımızdan dolayı bu hakkımızı elde edeceğiz diye başvurduk ve bunu kazandık. Bunu da kendi özgün bir Alevi inancının özgürce, bağımsız bir yaşamsal Aleviliği yaşatacağız diye söylemlerimizde doğruluğunu kazandığımızdan dolayı diyoruz. Kendi özgün Alevi inancı kazandı. Yani bunu yanlış anlıyorlar. Eğer biz başvurmasaydık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin haberi olmasaydı nasıl olacaktı bu iş? Biz de Avusturya'da 5. mezhebin takipçisi olacaktık.
Yani dolayısıyla bu büyük bir kazanımdır. Eşi, emsali dünyada görülmeyen bir olaydır. Bir cümle daha söyleyip sizin sorunuza geçeceğim. Dolayısıyla biz alevi kurumları olarak da her zaman Türkiye'de de mitinglerde, konferanslarda, panellerde, çeşitli toplantılar ne derdik? Aleviler devletin alevisi olmayacağız derdik, değil mi? Yalnız Türkiye'de mi Aleviler devletin alevisi olmayacağız, yoksa tüm dünyada Alevilerin yaşadığı ülkelerde mi devletlerin alevisi olmayacağız? Dolayısıyla tüm dünyada Alevilerin şiarı şu: devletlerin alevisi olmayacağız. Ve biz bu işi başardık. Yani bir Almanya'nın, bir Avusturya'nın, bir Macaristan'ın, efendim işte İsviçre'nin alevisi olacaksan Türkiye'nin de alevisi olacaksın o zaman. Demek ki Türkiye'ye büyük bir örnek verdik. Büyük bir kazanımdır bu diye düşünüyoruz. Yani hiçbir dünyada olan devletler hiç kimsenin inancına müdahale edemez anlayışında bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kararın çıkması tüm insanları sevindirmesi lazım. Tüm inançlı insanları ve Alevi kurumlarını bağlayıcı bir noktada başarı elde ettik. O açıdan bunu detaylandırmak gerekiyor. Bunu Türkiye toplumuna büyük bir emsal teşkil eden bir Avusturya Alevi Federasyonu bir büyük bir sunum yaptık. Yani hazıra getirdik mücadelemiz sonucunda. Çok kolay başarmadık. O nedenle bu süreçten sonra yapacağımız tek şey şu: yalnız Avusturya'da değil, tüm Avrupa'daki bizim bileşenlerimizin ve Türkiye'deki Alevi kurumlarımızla ciddi bir şekilde bunu bir değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu birincisi, Avusturya'da yapacağımız işler belli. Şu önümüzdeki 3 ay içerisinde Avusturya hükümetiyle Avusturya Alevi Federasyonu'nun heyet şeklinde bir masaya oturulacak. Yani 13 yılda ne kaybettiysek, o kaybettiğimiz zamana kavuşması açısından bütün haklarımızı almamız gerekiyor. Zaten Avusturya Alevi Federasyonu'nun bu kazanımına Avusturya hükümeti itiraz etme hakkı da yok. Dolayısıyla top şimdi Avusturya Alevi Federasyonu'yla Avusturya'daki hükümetin arasında. Ve bunun da sağlanacağına çok eminim. Yani tazminat davası da onaylandı. 30 bin euro az para ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hiç önemli değil parası. Onaylaması önemlidir. Avusturya hükümeti fazla da para veriyordu. Biz kabul etmedik. Ama bu emsal tüm dünyaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni çok önemsediğimizden dolayı bu kazanıma ciddiye aldık. Şimdi ise Avusturya'da yapacağımız işleri özetledim ama Türkiye'deki Alevi kurumlarıyla ciddi bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilere bir kalıp söylüyor. Bu kalıba gireceksiniz diyor. Ve yıllardır da bunu mücadelesini verdik, bağımsız Alevi hareketin, ama son anda biliyorsunuz Alevi Diyaneti kurdular. Cemevi Başkanlığı. Şimdi tam da Türkiye'deki Alevi hareketine, federasyonlara, vakıflara ve derneklere, cemevlerimize çok emsal teşkil edilmiş. Şimdi örgütlenme anlayışı değiştirmeleri lazım. Yani şuradan değiştirmeleri lazım. Onlara emir vermek, onlara değil ama bir yoldaş olarak, bir kurum temsilcisi olarak diyoruz ki Türkiye'de Aleviliği hiçbir zaman Alevilere baskıyla bir kalıba sığdıramaz. Siz niye Cemevi Başkanlığı'nı kurdunuz da Alevileri oraya toparlıyorsunuz? Yeniden bir hareketlenme, yeniden bir dava açma, hukuksal mücadele vermek ve toplumsal hareketi de biz Cemevi Başkanlığı'na artık olamayız. Emsali Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu onaylamıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde buna karşı çıkma hakkı yok. Ha, kabul etmeyebilir. Her şeyi kabul etmeyebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kim oluyorsunuz da diyebilirler. Karşı da çıkabilirler. Saymayabilir ama bize düşen görevi de biz kendimize o görevi alarak onun üzerinden tekrardan yeniden bir çalışma hedefi koyarak onu tersine çevirebiliriz. Bizim Avrupa serüverimizle doğrudan bağlantılı bu karar. Bizim büyüklerimiz 60'lı yıllardan Avrupa'ya gittiler. Ve biz ancak 90'lı yıllara, yani 90'lı yılların başlarında Alevi kültür merkezleriyle, dernekleriyle örgütlenebildik. Ve örgütlendikten uzun bir süre sonra tabii ki Alevilerin ana yurdunda ana sorunları var ülkemizde, Türkiye'de. Fakat Avrupa'da da sadece Alevileri bir araya getirmek değil, oradaki doğup büyüyen yeni kuşaklara Aleviliği anlatmak değil, bir de Avrupa kamuoyuna, Avrupa devletlerine Aleviliği anlatma gibi ve kabullendirme gibi, Avrupa'daki Hristiyanların, Yahudilerin, Müslümanların
elde ettiği hakları bizim de elde etmemiz gibi bir yükümlülüğümüz, görevimiz vardı. Ve biz 2000'li yıllardan itibaren Avrupa'da böyle bir sürece girdik. Ve bu süreç Almanya'da sorunsuz ilerledi. Avrupa'da yaşayan Alevilerin ana gövdesi Almanya'da olmakla birlikte Almanya'da Sayın Çankaya'nın ifade ettiği gibi yasallaşma sürecinde bir ihanet çevresi İzzettin Doğan'ın Avusturya'da olduğu gibi temsilcilerinden oluşan bir ihanet çevresi Almanya'da olmadı. Bizim Alman devletiyle yürüttüğümüz Alevi'yi tanıtma görüşmelerinde ikinci bir grup ortaya çıkmadığından dolayı biz tek başımıza eyaletlerle Alman devletiyle Alevi'nin tanıtılması görüşmelerini yürüttük ve sorunsuz bir şekilde de sonuçlandı bildiğin gibi Almanya'dan. Bugün Almanya'da da 2000'li yıllardan itibaren Alevilik özgün bir inanç olarak Eigenständige Religionsgemeinschaft olarak tanınıyor. Okullarda Alevilik dersi veriyoruz biz. Adı üstünde Alevilik dersi. İslam dersi falan filan değil. Ama Almanya'da, Avusturya'da başkanın da söylediği gibi biz Almanya'ya özgü bir hazırlığı kardeş federasyonumuz olması dolayısıyla Avusturya'ya aktarmaya yeltendiğimizde ifade ettiği o ihanet şebekesi federasyonumuza ait olan başvuruyu 2 hafta önce götürdüler. Oranın yetkili dairesine kendi başvuruları gibi teslim ettiler. Ve sonuçta ciddi bir kafa karışıklığı oluştu. Yani peşinen bir değerlendirme yapmak gerekirse bizden de kaynaklanan eksikler oldu Avusturya'da bu sürecin bu kadar uzun sürmesinde. Çünkü doğrudan biz İslam'ın 5. mezhebiyiz diyen bir dernek ortaya çıkınca Avusturya Devleti de bunun üzerine atladı. Devletler biliyorsunuz kolay olanı, denetimli olanı, kendi çıkarına hizmet edeni tercih eder. Bir de senin söylediğin gibi 1912 İslam yasasıyla birlikte aynen Türkiye'deki gibi orada bir diyanet var neredeyse. Yani devletin kontrolünde. Çünkü Avusturya'da toplam nüfusun %7'sini Müslümanlar oluşturuyor. Bu anlamda da ilk Avrupa'da İslami grupları kendi kontrolüne alma ihtiyacı hisseden ülke Avusturya olmuş. Bu açıdan zorladılar Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmadığı şekilde. Dediler ki gelin bu hazır dairenin içerisine girin. Çankaya'nın da söylediği gibi biz yani Diyanet'ten çekeceğimiz kadar çekmişiz Türkiye'de. Diyanete yıllardır karşıyız. Devletin bünyesinde böyle bir yapılanma olamaz. Bu vicdan özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne, demokrasiye aykırıdır diye burada karşı geldiğimiz bir yapıya biz Avusturya'da boyun eğemezdik. Bu yanlışa ortak olamazdık. Alevi'yi Avusturya Devleti'nin kontrolünde 5. bir mezhep olarak onaylayamazdık. Şimdi Türkiye kamuoyunun sizin de ifade ettiğiniz gibi bilmediği nokta bu konu Avusturya'da veya Almanya'da, Avrupa'da teolojik bir tartışma konusu değil. Yani bizim Avrupalılarla ve söyleyin bize Alevilik İslam mıdır, değil midir? Alevilikte Ali var mıdır, yok mudur? Konu bu değil. Konunun özü, yani bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Konunun özü hukuksal alanda Alevileri kim temsil edecek? Avrupa'da yaşayan Alevileri Türkiye'deki Diyanete bağlı Avrupa yapılanmaları mı temsil edecek? Burada olduğu gibi şu an kendi bünyesinde oluşturduğu Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı örneğinde olduğu gibi yoksa Alevilik Avrupa'da hiçbir şekilde İslami grupların kontrolüne girmeden, onların icazetine girmeden kendi başına hür, bağımsız, kendi organlarıyla, kendi federasyonuyla, kendi konfederasyonuyla eşit seviyede yani bugün İslami grupların muhataplık düzeyi neyse, Yahudilerinki neyse, Hristiyanlarınki neyse Aleviliğin de o en üst düzeyde olup olmaması mücadelesi. Biz konfederasyon ve Avusturya'da federasyonumuz başından beri Alevileri Alevilerden başka hiçbir yapı temsil edemez. Bizim kurumlarımızın üstünde bir karar verici organ olamaz. Yani sen Avusturya İslam yasasına girdiğin an Avusturya'da yaşayan bütün İslam inancına mensuplarının ortak değerlerine dahil olmuş olacaksın. O daire içinde olmuş olacaksın.
Yani senin beşinci mezhep olarak özgün, bağımsız, saygın bir yerin olmayacak. O nedenle de Avrupa'daki tartışma bilinçli bir şekilde aydınlıkçılar olsun, bugün devletin diğer kontrolünde tuttuğu basın organları olsun, sanki Avrupa'da biz Aleviliğin ne olduğunu Avusturya devletiyle belirlemeye çalışıyoruz veya şu an bu karar sanki biz Aleviliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aleviliğin ne olduğuna karar verdi. Biz de o kararla Aleviliğin ne olduğunu öğrendik gibi veya Bir dakika. biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden böyle bir karar bekliyormuşuz gibi konuyu çarpıtıyorlar.